Merhaba arkadaşlar. Bugün size invertez enzim şurubun hazırlanışını tarif edeceğim. Ben bunu 2 yıldır kullanıyorum ve faydasını gördüm. Öncelikle göstermek amacıyla birebir şerbet hazırlayacağım. 2 kilo suyum hazır. 30 derece. 30 derecede şu anda. 2 kilo şekeri de döküyorum. Döküp güzelce eritiyorum. Karıştırıyoruz. Evet. Şerbetimiz eridi. Şekerimiz eridi. Şerbet haline aldı. Suyumuz sıcaklığı 30 derece olduğundan dolayı şeker DMF riskimiz hiç yok. Evet. Şu anda enzimi ilave edeceğim. İnternetten bulabilirsiniz. İnvertez enzim diye yazarsanız kolaylıkla bulursunuz. Her 1 kilo şeker için 1 mililitre koyuyoruz. Evet. Şu anda ben 2 kilo koyduğum için 2 mililitre koyacağım. Bu şekilde sıkıyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bu enzimin amacı kristallenmeyi önler. Uzun süre dayanmasını, şerbetin uzun süre dayanmasını sağlar. Yani kristal şekeri parçalarak fruktoz ve glukoz haline getirdiği için şeker invertez olmuş oluyor. Bu da tabii arının sindirmesi kolaylaşıyor. Arının sindirmesini kolaylaştırıyor. Ve yani normal kovana verdiğimiz şuruba göre yağmacılık riski çok az. Şerbetliklerde boğulma riski neredeyse yok denecek kadar az. Şimdi bu şekilde 40 derece sabit bir sıcaklıkta tutabilirsek bunu 5 saatte invertez haline geliyor. Tabii öyle bir imkanımız yoksa 2 gün oda sıcaklığında bekletiyoruz. Şerbet tamamen parçalanmış oluyor. Şeker içindeki şeker tamamen parçalanmış oluyor ve tam invertez olmuş oluyor ve biraz daha koyulaşmış oluyor. Şekerin kokusu olmuyor. Yani arılar için besleyici. Zaten baldan sonra yapılan araştırmalara göre baldan sonra gelen en verimli yiyecek bu olarak söyleniyor. Ve araştırmalarda onu gösteriyor. Bu şekilde kanalımızı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi seyirler. Hazırlanmış olduğumuz şurubu buzdolabı poşetine koymayı göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlar için. Hazırlanmış olduğumuz invertez şurubu 2 gün boyunca eğer oda sıcaklığında bekletiyorsak ara ara karıştırmamız gerekiyor. Tam yoğuşma yapsın diye. Böyle alıyoruz buzdolabı poşetimizi. Şerbetimizi. Bu şekilde kıvırıp hava kalmaması için ne kadar hava kalmazsa o kadar sağlıklı olur. O yüzden bu şekilde kıvırıyoruz. Düğümümüzü açıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu da kovanımızın üstüne bu şekilde serdiğimiz zaman ince bir tabaka halinde. Bunu hiç delmemize gerek yok. Zaten arı bunun kendisini delip alacak. Bu şekilde koyabiliriz. Hepinize iyi seyirler. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim.